Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar mı? Bugün Uğur Böceği ile Kara Kedi finalini inceleyeceğiz. 2 aydır uzun video atmıyordum. Hazır Mucize'nin 5. finali yayınlanmışken videosunu yapayım dedim. Şu son 2 ay bayağı bir yoğun geçti ama tabii yine de sizin müthiş yorumlarınızı okumadım da değil. Beşinci sezon finaline ek olarak Mucize'nin bir de filmi çıktı. Filmi hakkında da güzel bir video yapacağım. Tabii hem bu finalin hem de filmin Türkiye'ye gelmesine çok var. Yani bir ay kadar. Bu bilgileri verdikten sonra finale değinebiliriz. 25. bölümün adı Uygunluk. 26. bölümün ismi ise Yeniden Yaratılma. Peki bölüm konuları neymiş? Son saatlerini yaşayan Gabriel abimiz ilk defa düzgün bir plan yaptı. Peki bundan önce ne yapıyordu? Hep aynı kişileri akumalamak, herkese düşman olmak, oturduğu yerden başkasına emir vermek, Uğur Böceği ve Kara Kedi'nin gizli kimliklerini araştırmamak. Bunların hepsini yaptı ve başarısızlığı zaten kaçınılmazdı. Aslında final bölümünde de kaybetti. Zira adam bu sefer canından oldu. Hem de bunu kendi oğlu yaptı. 5. sezon 1. bölümde kedi krizmi kullanarak, tabii Adrian'ın bundan haberi var mı? Seni hiç alakadar etmez. Peki Gabriel'ın bu seferki planı ne? Kendini akumaladı, fare mucizesini kullanarak klonlarını yaptı ve dünya çevresinde herkesi manipüle etmeye çalıştı. Yani herkes abuk subuk rüyalar filan görüyor. Bu sefer sadece Paris değil, mucizelerinin güçlerini de çok mantıklı kullandı. Sonra Adrian kara kedi mucizesinden vazgeçti, plak unu aldı ve Uğur Böceği'ni bulmaya gitti. Uğur Böceği de Adrian'ı bulmak için Adrian'ın evine gitmişti o sırada. Bir de ne görsün, Gabriel Monarch'mış. Böyle tesadüf yok. Hani bu nasıl 50 bölüm önce değil de 60 bölüm önce değil de şimdi yaşandı derseniz cevap yok. Natalie ölürken Uğur Böceği yanındaydı ve bu sayede Marinette Emily hakkındaki gerçeği öğrendi. Ancak Monarch ve elemanları Marinette'i köşeye sıkıştırdı. Şans eseri o anda da plak kara kedi mucizesini getirdi ve Bug Noir piyasaya çıktı. Evet, bu 25. bölüm, çok uzatmadan anlatmaya çalışıyorum. Şimdi sırada 26. bölüm var. Yeniden Yaratılma. Hem Tiki hem de plağa sahip olan Marinette Bug Noir olur ve Monarch'la savaşır. Tabi savaşı Bug Noir kazanır her zamanki gibi. Ancak çok iyi niyetli olan Marinette Gabriel'ın tuzağına düşer ve tüm mucizelerini kaybeder. Bu sayede Gabriel dileğini gerçekleştirebilecektir. Sonra Tiki ve Plug birleşiyor ve şu gördüğünüz Gimmi isimli yaratık ortaya çıkıyor. Bu bir Titan ya da Tanrı olabilir ama Pokemon'a da benzemiyor değil yani. Gabriel dileğini gerçekleştirmek için kendini feda eder. Yani ulan zaten 2 saatim kaldı. Bari ölmeden önce bir işe yarayayım. Bugün elini veren yarın... Marinette yapma yapma dese de Gabriel'ın isteği gerçekleşir. Hem karısı uyanıyor hem de Natalie. Dilek ayrıca tavus kuşu mucizesinin tüm yan etkilerini de temizlemiştir. Son sahnede herkes mutludur. Marinette ve Adrian öpüşür ve Gabriel'ın heykeli göze çarpar. Oğlum adam Paris'in altını üstüne getirdi, bir de adama heykel yaptınız. Tabi atladığım bir yer var. Monarch ve Bug Noir dövüşürken kelebek mucizesi suya düşüyor. Ancak Layla onu aldı ve 6. sezonda Gabriel'ın yerine geçecek. Peki benim bu bölümlerden anladığım ne derseniz dizi en başa dönmüş olabilir. 6. sezondan fazla ümitli değilim. Gabriel 134 kez kaybetmişti. Adamın başarı oranı %0.77. Sürekli aynı kişileri akumalamıştı ve boş planlar yapmıştı. Layla daha sinsi ama onun da böyle olacağını düşünüyorum. Yani o da muhtemelen bir 130 bölüm kaybeder. Gelin birkaç detaya bakalım. Birkaç dedim ama bayağı bir detay buldum. Argos da Marinette'in ekibine katıldı. Layla muhtemelen Marinette'in ve Adrian'ın Uğur Böceği ile Kara Kedi olduğunu biliyor. Hatta diğer kahramanlar hakkında da bilgiye sahip. Bu arada korna sesi geliyorsa kusura bakmayın. A few moments later. Gabriel hedefine ulaştı ama canından oldu. Sizce bu kaybetme mi kazanma mı? Bana sorarsanız kaybetme, sonuçta karısıyla tekrar beraber olamadı. Muhtemelen karısı da onun gibi aşk acısı çekecektir. Gabriel'i öldüren ya da finalin bu şekilde olmasını sağlayan kendi oğludur. Öksürerek akumalardan kurtulabiliyor ki bu çok ilginç. Vay! Anam babam be. Marinette tüm mucizeleri geri aldı ve onları eski hallerine döndürdü. Adrian'ın babasının Hakmut olduğundan haberi yok. Gabriel'ın dileğinin ne olduğu bilinmiyor. Marinette çok iyi niyetli. Hatta Adrian'a Monarch'ı yenmesine babasının yardım ettiğini söyledi. Monarch'ın dilek dileyebilmesinin sebebi budur. Final bölümlerinde kullanılan animasyon diğer bölümlerden biraz farklı ve çok daha güzel. Keşke hep böyle olsaymış. Kelebek mucizesinin kaderi hep kaybolmak herhalde. Mucize artık bir çocuk çizgi filmi değildir çünkü ölümler olmaya başladı. Layla bakalım nasıl bir Hakmut olacak? Layla'nın dilek dilemek için mi yoksa Marinette'den intikam almak için mi Hakmut olduğu bilinmiyor, ancak ikisi de olabilir. Detaylar bu kadardı.
Şimdi de benim aldığım notlara bakalım bir. Bunlar da önemli notlar, bence dinlemenizde fayda var. Bu gizli kimlikleri ne zaman öğrenecekler bilmiyorum ama yakın zamanda olmayacak. Umarım Layla'yı da 5 sezon göstermezler. 6. sezonun 2024'te geleceği söyleniyor ama net bir tarih yok. Onun hakkında da video yapacağız zaten. Bu iki final bölümü Türkiye'ye, yani Disney Plus'a ne zaman gelecek diye sorarsanız daha 17. bölüm bile çıkmadı. Yani en azından bir ayı var gibi. Mucize Uyanış filmi Ağustos'ta gelecekmiş Türkiye'ye. Mucize Paris filminin de yolda olduğu söyleniyor. Zaten dizi biliyorsunuz genellikle Paris'te geçiyor. Bu paralel evrenlerle ilgili olacakmış. Benim aklıma takıldı. Bu adamlar nasıl bu kadar fazla bölüm ve film yapabiliyorlar? Vallahi büyük başarı. Keşke Benten'e böyle yapılabilseydi. Final hakkındaki düşüncelerime geleyim. Final güzeldi ama bunun için 8 sene beklemek biraz fazla. İlk 4 sezonda pek ilerlemeyen hikaye 5. sezonda iyi bir ilerleme kaydetti. Anlaşılan mucize 12 sezona kadar gidecek. Bol aksiyonlu ve ölümlü olan finalimiz muhtemelen en sevilen bölüm olacaktır. Final bölümü sayesinde mucizenin de Gimmi isimli kendi tanrısı olmuş oldu. Aslına bakarsanız Kıvamiler insana benziyor. Normalde 5. sezon final olacaktı. Yani mucize bitecekti ancak belli ki daha çok bölüm yapmak için uzatmak istiyorlar. Mucizenin geleceği hoş olsa da 2015'teki gücünü kaybettiği kesin. Final bölümlerinde biraz toplamaya çalışıyorlar. Ama şunu söylemek lazım ki final bölümleri ve müzikler gerçekten süper oluyor. Zaten taktikleri de bu. 6. sezondaki düşüncelerimi merak ederseniz de pek çok kişinin aksine çok iyi bir sezon beklemiyorum. Umarım yanılırım ve sıkılan sadece ben olurum. Oğlum o değil de 23. bölümde nasıl oluyor da 2 tane 2 metre adam 2 fırlamayı ayıramıyor? Evet arkadaşlar, 5. sezon finalindeki hemen hemen her şeyi anlattığımı düşünüyorum. İleride mucize için başka planlarımın olduğunu da şimdiden belirteyim. Bir video daha gelecek mucize ile ilgili. Ondan sonra da Ultimate Spider-Man gelecektir. Umarım video keyif vermiştir. Başka videolarda görüşmek üzere ve tabii hoşçakalın.